Bak açtım. Kehf suresi çıktım. Böylece diyor şeytan Allah'a sığınırım. İkisi yola koyuldu. Nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler. Fakat onları konuklamaktan kasaba halkı kaçındı. İnsanların yabancı, tanımadıkları insanlara karşı ilk tepkisi bu oluyor. Konuklamaktan kaçınmaları. Evet. Halbuki Hazreti İbrahim öyle değil. Hiç tanımadığı, bilmediği insanlar geliyor. Hemen onlara ikramda bulunuyor. Sofra açıyor, değil mi? Çok güzel davranıyor. Onda kasabada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular. Hemen onu inşa etti. Yani duvarcı ustası olduğu anlaşılıyor. Evet. Hazreti Hızır'ın. Mason demek ne demek? Fransmason. Duvarcı Duvarcı ustası. ustası. Evet. Masonluğunda ilham aldığı bir ayet. Eğer isteseydin gerçekten buna karşılık bir ücret alabilirdin. Halbuki İslam'da, Müslümanlıkta hep Allah rızası için iş yapmak var, değil mi? Her şeyi Allah rızası için yapmak var. İslam ahlakının bir gereği o. İnsanlar hep şaşırtır. Güzel ahlaka şaşırır insanlar. Yani neden affettin? Neden sevgi gösterdin? Neden şefkate davrandın? Neden yardım ettin? Değil mi? Şüphelenir bazı insanlar. Evet. Mesela birisine birisi yardım ettin mi? Evet. O onu korkutuyor diyor. Niye yardım ettin diyor. Yani yardım etmemeyi normal karşılıyor. Mesela sevgi gösterdiğinde ondan da kuşkulanıyor. Evet. Burada da eğer isteseydin gerçekten buna karşılık bir ücret alabilirdin diyor Hazreti Musa Aleyhisselam. Halbuki hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğine dair daha önce söz vermişti Hazreti Musa Aleyhisselam. Dedi ki işte bu benimle senin ayrılma zamanımız. Sana üzerine sabır göstermeye güç yetiremeyeceğim bir yorumu haber vereceğim. Bak yoruma da sabır gösteremezsin diyor. Yani yorumlamama rağmen yine sabır gösteremezsin diyor. Gemi denize çalışan yoksullarındı. 79. Bak ayet gemiyle başlıyor. Maşallah. Evet, maşallah. 79 ve gemi. Evet, maşallah. Değil mi? İlk ondan başlıyor. Gemi, ikinci kelime deniz. ...79'daki o gemi patlamasına işaret. 1979'daki. Ve denizde. Bak gemi denizde diyor. İlk harfler. İlk cümleler. İlk kelimelerde hemen sır çıkıyor. Mesela yoksulluk 79'larda yoksulluk çok yoğun yaygındı. Onu kusurlu yapmak istedim. Yani gizlemek için Hızır yöntemleri, kusurlu göstermek, hatalı göstermek, yanlış göstermek, eksik göstermek bir Hızır yöntemi. İlerlerinde her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı. Devlet ne yapıyor? Komünist devletler, komünist rejimlerde ne oluyor? Devlet her şeye el koyuyor. Bak ne diyor? Her gemiyi diyor, her gemiyi. Zorbalıkla ele geçiren, el koyan. Ele geçiren demek el koyan. Bir kral vardı yani diktatörlük. Bu da komünizmin o yönüne dikkat çekiyor. Devletçi yönüne. Devletin el koyma, eşyalara, mala el koyma yönüne dikkat çekiyor. 79'da komünizmin en yaygın olduğu dönem. Evet. En azgın olduğu dönem. Günde 20 kişi öldürülüyordu neredeyse. Çocuğa gelince, anne ve babası mümin kimselerdi. Bundan dolayı onun kendilerine azgınlık ve inkar zorunu kullanmasından endişe edip korktuk. Hızır Aleyhisselam gelecek açısından tehlikeli gördüğü birisini isterse öldürebiliyor. Ledün ilmiyle. Böylece onlara Rableri ondan temiz olmak bakımından daha hayırlısı, merhamet bakımından daha yakın olanın vermesini diledik.
Bu da Mehdiyet'e işaret. İnşallah. Bak, hayırlı, merhamet bakımından daha yakın. Duvar ise şehirde iki öksüz çocuğundu. Bu duvar İsrail'deki o Hazreti Süleyman'ın mescidinin duvarına işaret inşallah. Bugün ağlama duvarı olarak kullanılıyor biliyorsunuz. İnşallah. Şehirde, şehirde inşallah Kudüs'e bakıyor. İki öksüz çocuk, Mehdi ve İsa Aleyhisselam bakıyor. Çünkü ikisi de öksüzler. İkisinin de babası yok. Evet. Yani birisi vefat ettiği için yok. Diğeri de Cenab-ı Allah babasız yarattığı için Hazreti İsa Aleyhisselam. Altında onlara ait bir define vardı. Belki de Hazreti Süleyman'ın sandığının yerine dikkat çekiliyor. Belki o duvarın altında bir yerde duruyor sandık. Çünkü bak ayet diyor bak altında onlara ait. Kimlere ait? İsa ve Mehdi'ye aittir zaten Hazreti Süleyman'ın sandığı. Onlar zamanda çıkacak. Onlara ait bir define vardı. Bir define. Mühim bir define. Hazreti Süleyman'ın sandığı. İnşallah ona işaret var. Babaları salih biriydi. Hazreti İbrahim'in salih olduğu ayette geçiyor. Rabbin diledi ki onlar ergenlik çağına erişsinler ve kendi definelerini çıkarsınlar. Vakti gelince çıkacak demek ki o define. Hazreti Süleyman'ın sandığı. Bu Rabbinden bir rahmettir. Allah'ın rahmetiyle oluyor bu diyor Cenab-ı Allah. Bunları ben kendi işim, özel görüşüm olarak yapmadım. İşte sabır göstermeye güç yetiremeyeceğin şeylerin yorumu diyor. Sana üzerinde sabır göstermeye güç yetiremeyeceğim bir yorumu haber vereceğim. Yani daha önce haber verdiğim ve sabır gösteremediğin yorumlar anlamında da olabilir bir ayet. Bakmak lazım. Evet. Çünkü yoruma sabır göstertir. Çünkü açıklığa kavuşmuş oluyor. Ama gene de bir bakmak lazım ayete.